Herkese merhabalar. Bugün yeni 5 kelime ile beraber nasıl hafıza teknikleriyle aklımızı tutabiliriz? Onlara bakacağız. İlk kelimemiz about. About kelimesine baktığımız zaman abo out hakkında konuşmadı şeklinde arkadaşını sinirleniyor. Abo out hakkında konuşmadı. Orada about kelimesiyle hakkında arasında bir çağrışım yaptırıyoruz ve o anı gözümüzün önüne götürüp görselleştirmeye çalışıyoruz. İkinci kelimemiz abreast diye yazılıyor. Breast diye okunuyormuş. Yan yana anlamı varmış. Bir serzenişte bulunuyoruz. Abi rest çekti bana yan yanayken. Zihninizde görün. Hani adam sizin yanınızdasınız. Bir şey yapacaksınız rest çekiyor. Hani yanınızdayken bunu yapabiliyor. Bu kadar cesur bir insan. Bu anı zihninizde canlandırıyorsunuz. Abresti bu şekilde yan yana olmak olarak görebiliyor olacaksınız. Üçüncü kelimemize baktığımız zaman Absent diye yazılıyormuş. Absent diye okunuyormuş. Ve kaçmak anlamı varmış. Absent, Abi şu contayı verden de aklımıza gelebilir. Ama jonta kelimesini herkes bilemeyeceği için su kondudan ilerledim ben. Abi su kondu kaçma iç şeklinde kaçmak olduğunu bağdaşlaştırabiliyoruz, birleştirebiliyoruz. Keza bir sonraki kelimemize baktığımız zaman absent diye yazılıyormuş, absent diye okunuyormuş. Şimdi baktığımız zaman absent kelimesinde yok anlamı varmış. Bir partiye gittiğinizi ve arkadaşınızın ya da abi sen yoktun şeklinde bir çağrışım yapıyoruz. Mesela direkt abi sen yoktun değil de niye parti kelimesinde koyuyoruz hocam? Parti ile karıştırmaz mıyız gibi sorular gelebiliyor. Şimdi direkt abi sen yoktun dersek bir görseli koymak zor olabiliyor. Yani nerede yoktu abin? Böyle bir çağrışım olmayacağı için Aynı zamanda bu parti kelimesini de koyuyoruz ki zihinde canlandırma noktasında çağrışım yapabilirim Ve bu da absent kelimesine abi sen yoktun, absentten yakalamamızı sağlayacak. Yeter ki görün onu. Abi sen partide yoktun. Bunu görselleştiriyoruz. Ve son kelimemize de baktığımız zaman above kelimesini görüyoruz üstünde anlamı varmış. Şimdi birazcık görüntü itibariyle hoş durmamış olabilir ama zaten absürt, komik, eğlenceli görsel yer yapmak bizim aslında baktığınız zaman yapmaya çalıştığımız şey. Bu anlamda da abo ağacın üstünde ne yapıyorsun şeklinde bir çağrışımla abo kelimesi ve ağacın üstündeki üstünde kelimesi arasında bir bağlantı kuruyoruz. Şimdi burada aklınıza abo dediğiniz zaman anlamının ağaç değil de üstünde olduğunu görebilmeniz, aklınıza gelebilmesi için şimdi o üstündeki kısmı görün. Yani ben şu an zimle canlandırıyorum. Şok oluyorum. Adam ağacın üstüne çıkmış. Yani burada beni şok eden durum ağaç değil. Adamın onun üstünde olması olunca çağrışım mekanizması, beynin yapısı üstünde kelimesini hatırlıyor. Ve bu şekilde bunu da hatırlayabiliyor olacağız. Şimdi ilk kelimemizi bir hatırlamaya çalışalım. About. About, out. Herkes out hakkında konuşuyordu. Hakkında demek demiştik. İkinci kelimize baktığımız zaman abreast 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 abi rest çekti. Yan yanayken rest çekmişti. Yan yana dediğimiz aklımıza gelmişti. Üçüncü kelimize baktığımız zaman abscond, abscond, abi su kondu kaçma iç diye bir bağlantı kurmuştuk. Kaçmak kelimesi oldu aklımıza gelebilir. Dördüncü kelimemize baktığımız zaman çok da görünmesin istiyorum. Absent abi send abi sen. Abi sen partide yoktun. Yok demek anlamına gelmişti. Parti diye canlandırmıştık. Şimdi siz bu bağlantıyı kurarken zihninizde o görseli absen absen diye oluşturunca hani bir şiveli bir insan, yöresel bir insanın absen yoktun gibi konuştuğunu da canlandırabileceğiniz için yine hatırlama mekanizmanızı kuvvetlendirebiliyor olacaksınız. Ve son kelimemiz de abo'du. Abo. Abo'la ne yapmıştık? Ağacın üstünde ne işin var demiştik ve ağacın üstü olarak canlandırmıştık. Şimdi bu mantıkla bu 5 kelimeyi çalışıyorsunuz kıymetli arkadaşlar. İsterseniz çıktısını alın, isterseniz indirin, fark etmez ve isterseniz kendi haritanızı kendiniz üretin. Bu 5 bağlantıyı bu şekilde türettikten sonra hafta sonu ya da akşam bir daha bakın. Bunu böyle bir hafta sonu bir daha bu görselleri zihninizde canlandırınca 1 2 3 yapınca bütün detayları aklınızda kalacak. Mesela izlediğiniz birkaç kere izlediğiniz bir filmi hatırlayın. Bütün sahneler aklınızda kalır. Birkaç kere izlemenize rağmen binlerce piksel içeren sahneler aklınızda kalır. Neden? Görsel dünya. O yüzden hafıza teknikleri ve görsel dünyayı kullanarak her şeyi öğrenebileceğiz. Görüşürüz. Sevgiler.